TV 100 ekranlarına Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Birazdan konuklarımla hep birlikte geniş büyük bir masanın etrafında toplanacağız. Eğlenceli ve ilham verici bir program olmasını umut ediyoruz. Gecenin geç saatlerine kadar sürecek ve en önemlisi TV 100 ekranlarında ve bizi hangi ekranlarda izliyorsanız diyelim ki YouTube üzerinde her yerde şu anda canlı olarak yayınlanmaktayız. Üstelik bu yüzden de tehlikeli bir program biliyorsunuz zaten ortada pek talk show yok o olanlar da canlı değil. Tekrar eski günlerdeki gibi canlı yapsana diyordunuz. İşte şimdi TV100'de canlı bir uykusuzlar kulübüyle karşınızdayız. İyi eğlenceler. Hemen konuklarımın yanına gidiyorum. Hoş geldiniz. Özellikle tabii ki hanımefendiden başlamak istiyorum. Nurgül yeni filmiyle iki filmin var galiba değil mi? Evet şu anda iki tane film. Evet bunlardan bir tanesi şimdi ikinizin beraber Şahin Kendirci ile beraber katıldınız. Şahin kaç yaşındasın? 20 yaşındayım abi. 20 yaşındasın. Daha da küçük gösteriyorsun. 13 gibi gösteriyorsun. Seni hatta <laughs> sandalyede aynı <laughs> <yükseltiğimizde gülüyor> mama sandalyesinde oturur ben... gibi oturuyorsun. Fakat çok berber... bin bir yetenekle e, donatılmış bir insansın daha öyle bir mi? Muhabir. Tabii ki öyle. Evet. Peki filmde Pekiş mi? Bir oyuncu. Nasıl Her nasıldı? Yerde yani filmde nasıl bir şey? Ben tabii ki birazdan fragmanını izleyeceğim ama. filmin kötü çocuğunu oynuyor. Tabii 3 hmm. yıl önce çektik biz filmi. O zamanlar ergendi. Şimdi o kadar mü pandemi sürdü galiba. Evet. Yani Çünkü öncesi, pandemi öncesinde çıktısı, çekilmişti. Çıkmadısı sürdü yani. Hı hı hı. Evet. Peki e, filmi izlediniz mi? Ben izledim. İzledin. Siz izlediniz mi? Efendim? Ben izlemedim. İzlemedim. Peki sen de sinemada herkesle beraber mi izleyeceksin? <laughs> evet. Şaka yapmıyorsun değil mi? İzlemedim Yok gerçekten ciddi. sinema böyle bir şey. Hakikaten böyle bir şey. Ben unutuyorum Peki. ama çektiğimi. Ben o yüzden izlemek istiyorum. Özellikle. Ben neler çektim hepsini unuttum Allah aşkına. Değil mi ya? Olsun. Evet öyle diyor, hakikaten. <laughs> Peki Oğuzhan Uğur burada. Murat Karahan Devlet Opera Balesi Genel Müdürü. Türkiye'nin en önemli tenoru diyebiliriz belki de. Tenorlarından biri demek istemiyorum. En önemli ve dünyada da bizi harikulade temsil eden bir tenorumuz Murat Karahan ve Fatih Tutak son günlerde bütün Türkiye ondan söz ediyor. Çünkü çok önemli bir gelişme oldu Türk mutfağı açısından. Michelin Türkiye'de belli kurumlara, kurumlar demek istiyorum çünkü önemli restoranlar artık onlar kurumsallaşmıştır. Fatih'in restoranı Türk isimli restoran ya da Türk isimli restoran Michelin'den iki yıldız bile birden alınca evet, bazı tamam. restoranlarda birer yıldızla yani. iktifa edince bir anda bütün Türkiye <laughs> Fatih'i tanıdı. Neden? Çünkü biz kendi e, gurmelerimizle, restoranımızla gastronomimizle e, gurur duyan bir milletiz. Herkesin bir Adana'sı, Antep'i efendim ondan sonra e, neleri var? Başka Ege olabilir. Ege'si. Herkes <laughs> kendi anasının yemeğini met eder, sever şehrinin memleketini ama Türkiye bu yıldızlardan alamazdı. Fatih böyle bir şeyi kanıtlamış olduğu dünyada da çok önemli bir marka haline geldi. Bu yüzden iki yıldız olması tabii. Evet, iki yıldız. <laughs> restoranının telefonları e, susmak e, bilmiyor. Hangi aya kadar yer yok? Yani en son e, baktığımda bu hafta Hazirana kadar şu an dolu. Ben torpil ayarlamaya çalışıyorum. Evet. <laughs> çok çok acayip. <laughs> Ama tabii en son baktığımda filan yani herkes müşteri beklerken Fatih'in bu kadar e, havalı olması da garip, değil mi? Bu nedir bu başarının sırrı? Buna fazlasıyla aşık olmak yani çok tutkulu olmak yani bilmiyorum. Küçüklerden beri ben bu işin içindeyim yani çocuk yaştan beri hiç o kadar çok e, breaking pointlar o kadar çok zorlar ...geçtik hayatımda... ...hiçbir şeyinle vazgeçmeyip böyle devam etmek. Tutku yani aslında çok işine bağlı olan... ...tutku bu kadar. Çok evet. sevmek. Fatih böyle bir insan. Ee, psikiyatri seansı gibi oluyor... ...bir süre sonra konuşmak. Siz tanışıyor musunuz? Biz yani? tanışıyoruz da Aa. ben çok Şöyle seviyorum. Şöyle bir şey Yani anlatayım. çok çok acayip bir adam. Konuşurken bir anda böyle bir şey oluyor. Yani onu ilk başta anlamıyorsun ama bir ilüzyona giriyorsun. Ve işte bak çocukluk mocukluk. Bir, değil. gün, bir anda psikiyatriye girdik. Ben çok merak ediyorum yani böyle şey şef ya. değil hani böyle laubali gelin ha haber beğendiniz falan filan. Gel işte bir fotoğraf çektirelim. restoranın önüne asarız falan böyle bir adam değil. Çok ciddi bir adam yani. <laughs> Tıp <tabii> ekibi <laughs> gibi böyle geliyor. Şey yapıyor, çok acayip. bir gün terapiteydim. <laughs> E, Terapideydin Evet bir evet bir gün terapideydim. O kadar açılmayabilirsin canlı yayındayız yani sonra... <laughs> 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 <falan, gülüyor> <laughs> <laughs> Hayır çıktığın zaman Yok, şey diyemezsin <laughs> yani böyle ya o bölümü <gülüyor> keselim. <laughs> <laughs> <Canıma>. ee, <laughs> hoca ile konuşurken nasıl şef olmaya karar verdin diye sormuştu. Ben de işte e, mutfaktan gelen bir soğan kokusundan bahsetmiştim. Terapinin sonunda hoca dedim ki bu konuşmamızdan sonra ben bununla ilgili bir yemek yapacağım dedim. Sonunda da yaptım adını soğan kokusu koydum. Yani... Ee, bu Nasıl kadar. bir yemek? Sadece soğan ve patatesten yapılmış. Çok mütevazi ama çok lezzetli. Şimdi herkes havyarla, istiridiyle yemek yapıyor ya. Asıl aşçılık patatesi soğanla yemek yapmak. Yani zor olan o. Evet, ciddiyeti görüyorsun ama değil mi? Evet. Mesela bunu neye ben ben benzetebiliriz? Bak patates, soğanla ben bir yapıyorum. katilin itirafları. Buradan nereye varacak? Yani değil mi öyle? Merhaba şöyle. iyi oldu burada. <laughs> Çok ama ciddi bir adam. İşine aşık hakikaten. Buradaki bu masada çok <laughs> mutluyum sizlerle birlikte olduğum için. Biz de Herkes çok... işine aşık olduğu için zaten hepiniz buradasınız. Biz de zaten ilham verici hikayenizi dinlemek istiyoruz. İlk